böyle diyor da muhalefet farklı mı söylüyor? Bir de onlara bakalım, hatırları kalmaz. Mustafa Balbay demiş ki CHP darla ceze değildir. Bizim HDP'ye verilecek oyumuz yok. Şu terbiyesizliğe bakar mısınız? Darla ceze diyerek kendini konuşlandırdığı yeri bir kenara bırakıyorum. Biz acüze miyiz Sayın Balbay? Biz acüze miyiz? Biz kapınıza mı geldik? Biz size minnet mi ettik? Siz bu CHP'li kitlenin, CHP'ye oy veren o dürüst tabanın ipoteğini mi aldınız? Bu ne hak bilmezliktir? Onun için muhalefetin hali de bu. Acüze arıyorsan Balbay aynaya bak. Biz meydanlarda, alanlarda, yan yana, kol kola, mapuslara rağmen, zindanlara rağmen, sizin teklifleştirmelerinize rağmen bu halk kendini çığ gibi büyütüyor. Sen baraj altı kaldığın günleri ne çabuk unuttun? Demek seçmenin iradesi insanın babasının malı değilmiş. Kendinize gelin. Deniz Baykal. O da diyor biz Kızılay değiliz. Arkadaş bunlar hep aklı hepten yitirmişler. Hep buyurun. Herkes bir şokta, farkında mısınız? Herkeste bir saçma fikir patlaması yaşanıyor. Bu bizim gelmekte olduğumuzun en büyük delillerinden biri. Eğer kendimize bir sevinç çıkaracaksak o da işin bu yönüdür. Bize siz tek tek adaylar olarak girin diyenler, şimdi halkımız hatırlatıyor, çözüm sürecini matbaada düşürüyorlar. Onlar için Sayın Selahattin Demirtaş da söyledi. Onlar için bu kadar kolay. Stendhal'ın bir lafı vardır. Sevgili Mahmut Memduh Uyan, sevgili Kamper Ateş, bizler aynı cezaevlerinde yattık. O anlamda mahkumlar iyi bilir. Der ki kapıyı, cezaevinin kapısını mahkum gardiyandan daha iyi kollar. Çünkü birinin hayatı öbürünün sadece maaşıdır. Çözüm süreci de bunlar için böyle. Çözüm süreci bunlar için ekmek kapısıdır. Bizim için bütün bir hayatımızdır. O yüzden matbaada da düşünürler, yolda da düşünürler. Hayır da ederler. Kendilerini böyle toplumun gardiyanı gibi görüyorlar çünkü. Ama bu mahkumiyet, bu esaret bitecek. El ele verirsek, omuz omuza verirsek, yan yana durana ne zulüm söker, ne yoksulluk kar eder, ne yoksulluğun engelleyici bir hükmü olur. El ele vereceğiz, kol kola gireceğiz. Bizim aramızda hiyerarşi yok. Biz de aday olan, vekil olan diğer insanlarımızdan bir tek farkı vardır. Daha çok çalışmak. Bir de sol muhalefetten insan içine acıtan değerlendirmeler var. Pir Sultan diyor ya, illa dostun gülü yaralar beni diye. Bir abimiz de kalkmış, Kürt'e oy vermemek için, bu oluşumu itibarsızlaştırmak için bin dereden su nakliyesi yapıyor. İnsan şu soruyu sorası geliyor. Ebe abimiz HDP örgütlenmesinin direniş komitesini tekzip edecek ne yanı var? Bakın biz bu ülkedeki faşist zulme karşı bütün ülkeyi Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, emekçisiyle, kadınıyla, genciyle bir direniş komitesi gibi örgütledik. Hep beraber örgütlendik. Bunda ısrar ederek, bu kompleksi aşamayarak yazık değil mi o devrimci tarihe, yazık değil mi o mücadele tarihine?
attığımız her adımda, ağırlığımızda, bu mücadelede kaybettiğimiz canların sorumluluğu var. Biz bunu düşünmeden bir adım atamayız. Bu emeğin içerisinde halen zindanlarda her biri 20-30 yılla yargılanan birçok yoldaşımızın, binlerce yoldaşımızın emeği var. Biz bunlara sırtımızı çevirebilir miyiz? Siz sırtınızı çevirdiniz, arkanızı döndünüz, gittiniz. Biz ölürüz, dönmeyiz. Hak deyince biz de o iş bitmiştir. Bu mücadele başarıya ulaşacaktır. Sevgili yoldaşlar, sadece şuradaki coşku, bu %10 denilen faşist barajın nasıl parça parça edileceğinin pratiğidir. Ben bu duygularla şu kalan 30-40 günde hepimizin gücümüzün son sınırına kadar seferber olacağını biliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza da büyük bir alkışla mikrofonu onlara devrediyorum. Anser Kefir, Anser